Herkese merhaba, ben Yasin. Sizinle bugün Vlahelna surlarını gezeceğiz. İstanbul'un surlarına ait bir bölüm. 800-850 metre kadar bir uzunluğa sahip 20 tane de kulesi var. Tabi öncesinde Vlahelna ya da bugünkü adıyla Ayvansaray hakkında size biraz bilgi vereyim. İmparator Konstantin döneminde, 1. Konstantin döneminde İstanbul'da 14 tane bölge bulunuyordu. Ve burası 14. bölgeydi. Konstantin surlarının da dışında kalıyordu. Bu sebeple kendine ait bir sur hattı vardı. 5. yüzyılın başında İstanbul'un surları tekrar yapıldığında, daha doğrusu 2. Theodosius, İmparator 2. Theodosius döneminde şehir genişletildiğinde Theodosius surları burada var olan Vlahelna surları ile birleştiriliyor. Zaten günümüzde bu iki sur hattının arasında bir bina var ki burası Tekfur Sarayı olarak bilinir. Vlahelna Saray Kompleksinden günümüze ulaşan bir bina. Tabi bahsettiğimiz Vlahelna surlarıyla Theodosius surlarının birleştirildiği Vlahelna surlarıyla şu an günümüzde var olan surlar biraz farklı. Çünkü şu an karşımda gördüğünüz ilk 3 kule ve sonraki 10 kule, toplamda 13 kule İmparator 1. Manuel Komnenos döneminde 12. yüzyılda yapılıyor. Çünkü artık imparator ve ailesi buradaki Vlahelna Sarayı'nda yaşamaya başlıyor. Daha doğrusu buraya taşınıyorlar ve buradaki sur hattı iyice güçlendiriliyor. Önceki saray Sultanahmet civarındaki Büyük Saray dediğimiz yerdeydi. Ve sonraki kulelerde de farklı imparatorlara ait izler görüyoruz. 14. kule İshak Angelos Kulesi, ardından Teofilos, Mihail, Heraklius, 5. Leon gibi imparatorlara ait izler de mevcut. Hepsini zaten ben size tek tek göstereceğim. Tabi öncesinde size bir ilginç detay da göstermek istiyorum. Vlahelna surlarının, daha doğrusu ilk Vlahelna surlarına ait olduğu düşünülen bir duvar parçası da semtteki bir ara sokakta mevcut. Oraya da gidince orası hakkında size detaylı bilgi vereceğim. Şimdi aşağıya doğru gidelim ve keşfimizi başlatalım. Tekfur Sarayı'nın giriş katında surlara ait çok güzel bir maket var. Şimdi burada size biraz bilgi vereceğim. Şimdi tam karşımda Tekfur Sarayı'nı görüyorsunuz. Birazcık ilerlediğimizde Vlahelna surlarının ilk kulesini görmekteyiz. Daha önce de bahsettiğim gibi ilk 13 kule 1. Manuel Komnenos dönemine, yani 12. yüzyıla tarihleniyor. Devam ettiğimizde karşımıza heybetli bir kule çıkacak. Hemen Kazasker İvaz Efendi Camii'nin önünde 14. kule İshak Angelos Kulesi. Ve bu kulenin biraz ilerisinde bazı mahzenler var. Buraya da Anemas zindanları yakıştırması yapılıyor. Devam ettiğimizde karşımıza sur dizeleri çıkacak. Esasında burada bir de dış surlar var. 5. Leon dönemine tarihlenen ama maketin bu kısmına zarar verilmiş. Daha önce de bahsettiğim gibi burada farklı imparatorlara dair izler görüyoruz. Heraklios olsun, Teofilos olsun, 2. Mihail, 5. Leon gibi. Eğer Tekfur Sarayı'na gelirseniz giriş katındaki bu maketi incelemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Kafanızda bayağı bir surların şekli şemali belirir. Evet, artık Tekfur Sarayı'ndan çıktık ve sokaklarda yürümeye başladık. Ne yazık ki buradaki binalardan, gecekondulardan dolayı surları görebilmek çok kolay değil. Örneğin şu an 1. kule tam karşıda, ağaçların arkasında görünmekte. Daha doğrusu görmeye çalışıyoruz. Ama Eğrikapı'ya gittiğimizde artık surları dışarıdan görebileceğiz. Onların ne kadar ihtişamlı olduğuna da şahitlik edeceğiz. Ama öncesinde size ilk Vlahelna surlarına ait olduğu düşünülen o duvar parçasını göstereceğim. Evet, kısa bir yürüyüşle Avcı Maslak sokağa geldik. Bu sokaktan içeri girdiğimizde binaların arasında tarihi bir duvar kalıntısı göreceğiz. İşte bu duvar kalıntısının ilk Vlahelna surlarına ait olduğu düşünülmekte. Ancak bazı uzmanlar buna katılmıyor. Esasında bu duvarın sonraki bir dönemde
Örneğin 7. yüzyıla ait olduğu düşünülmekte. Keza Vlaherna ve Ayvansaray dediğimiz yerin 14. bölge olduğu da biraz tartışmalı. Bu konuda fikir ayrılıkları mevcut. Şimdi gelin ben size duvarı göstereyim. Daha doğrusu göstermeye çalışayım. Çünkü ağaçlardan ve binalardan dolayı görebilmek çok kolay değil. Evet, şu an tam karşımda ağaçların kapattığı kısımda surları görebilirsiniz. Bu mavi binanın hemen arkasında. Burada biraz daha iyi görünebilir halde. Evet, şimdi yolumuza devam ediyoruz ve Eğri Kapı'ya gidiyoruz. 3-4 dakikalık kısa bir yürüyüş sonrasında Eğri Kapı'ya geldik. Vlaherna surlarının tek açık, tek kullanılabilir olan kapısı. Ki bu kapı semte de adını vermiştir. Burası Eğri Kapı semti. Surların 6. ve 7. kuleler arasında yer almakta. Buranın Osmanlı öncesi adı Kaligarya Kapısı veya Kunduracılar Kapısı. Zamanında burada bir askeri ayakkabı imalathanesi bulunduğu için bu ad verilmiş. Osmanlı döneminde ise Eğri Kapı adını alıyor. Bununla alakalı farklı görüşler var. Birinci görüşe göre kapıya çıkan bu yolun eğriliğinden dolayı Eğri Kapı adını almış. İkinci görüş ise Evliya Çelebi tarafından ortaya atılıyor. Seyahatnamesinde bu bölgeye Eğridir dediğimiz yerden bazı kişiler getirtiliyor. Burada ikamet etmeye başlıyorlar ve onun anısına, yani geldikleri yerin anısına burası Eğri Kapı adını alıyor. Daha doğrusu Eğridir ismi zamanla bozularak muhtemelen Eğri Kapı adını almış. Tabi burada mezarlık da bulunmakta ve birçok türbe, tarihi mezar taşı da mevcut. Bu türbelerden bazılarının sahabe türbesi olduğuna inanılıyor. Bu sebeple buranın ziyaretçisi bayağı boldur. Evet, buradan devam edersek mezarlığı da bitiriyoruz. Hemen sağ tarafımda 7. kuleyi görebilirsiniz. Ve devam ediyoruz. Karşımda 8. 9. kuleler görünmekte. Şimdi bu yolu devam edeceğiz ve size ihtişamlı bir Vlaherna sur manzarası göstereceğim. Evet, karşımda Vlaherna surlarının son kısımlarını görüyorsunuz. 11, 12, 13, 14. kule diye devam ediyor ki 14. kule en ihtişamlısı. İshak Angelos veya 2. İshak Yoz Angelos adını taşıyan bir kule. Kazasker İvaz Efendi Camii'nin önünde bulunmakta. Şimdi aşağı doğru gidelim. Orada size hem bazı kitabeleri hem de kapıları göstereceğim. Evet, şu an 11. kuleyi görmektesiniz. Yönümüzü birazcık değiştirdiğimde 12. kuleyi görüyoruz ve bu iki kule arasında örülmüş bir kapı mevcut. Burada ağaçların çalılıklarının arkasında. Normalde görmesi pek kolay değil ama bu mevsimde daha görülebilir halde. Bu kapının adı Girolimne, Gümüşgöl Kapısı. Bilingene göre bu zamanında burada bulunan bir su tabakasından, yani Gümüşgöl adı verilen su tabakasından dolayı böyle bir adlandırma yapılmış ki Girolimne kelimesi zaten Yunanca argiros, yani gümüşten türemiştir. Kapı şu an dediğim gibi örülmüş halde. Üzerinde 3 tane imparatoriçe büstü bulunuyordu. Bunlardan şu an 2 tanesi mevcut ve bu büstlerin de kafa kısımları ne yazık ki eksik. Bu büstler bize kapının önemli bir yer olduğunu, önemli bir kapı olduğunu göstermekte. Ama ne yazık ki bugün pek varlığından haberdar değiliz. Evet, genelde buraya gelmeye biraz insanlar çekiniyor, güvenlik kaygılarından dolayı. Senelerdir buraya gelirim. Şu ana kadar hiçbir kötü tecrübe yaşamadım. Biraz burada sokak köpekleri var. Belki onlar sizi huzursuz edebilir ama onun haricinde pek, yani olumsuz bir duruma rastlamadım. Şimdi karşımda size o meşhur heybetli kuleyi, 2. İshak Yoz Angelos Kulesi'ni göstereceğim. Evet.
Tabii öncesinde de 13. kuleden biraz bahsetmekte fayda var. Çünkü bu kulenin bir kitabesi var ki bu kitabe çok ilginç. İlginç olan kısmı da kitabedeki harfler, küçük karakterli harfler kullanılmış. Diğer kitabelerin aksine şu an tam karşımda görüyorsunuz. Bu kitabenin yakın çekim fotoğrafını ve açıklamasını da videodan sonra iliştireceğim. Evet, 14. kule, 2. İsakios Angelos Kulesi tam karşımda. Birazcık devam ettiğimizde burada ihtişamlı bir yapı görüyoruz. Mahzenler var. Burası ile alakalı Anemas zindanları yakıştırması yapılıyor ama bu ad biraz tartışmalı. Yalnız birçok yerde de bu isim kullanılıyor. İleride müze olarak açılacağı söyleniyor. Esasında 2 sene önce 2020 yılında Covid'den hemen önce açılmak üzereydi. Hatta bir gün açık kaldı sanırım bir sergi için. Sonrasında kapatıldı ve bugün hala kapalı halde. Evet, şimdi karşımda iki farklı sur dizesi mevcut. İç ve dış surlar. Dış surlar 5. Leon'a ait. İç surlar da Heraklios dönemine tarihlenmekte. Yani 600'lü yıllara. Avar saldırısından sonra yapıldığı belirtilen surlar. 626 yılındaki Avar kuşatmasından sonra. Tabii o buraya eklemeler de yapılıyor. İmparator Theophilos ve 2. Mihail döneminde ki zaten karşımda gördüğünüz kule onun dönemine tarihleniyor. Bunu da nereden biliyoruz? Üzerinde bulunan kitabe parçalarından diyelim. Onunla alakalı görselleri de şimdi hemen iliştiriyorum. Evet, 5. Leon dönemine tarihlenen dış surlar. İç ve dış surlar arasında bugün önemli bir hazire var. Burada sahabe kabirleri olduğu söyleniyor. Bu sebeple bir sürü insan buraya ziyarete gelmekte. Ki öncesinde size örülmüş bir kapı göstereyim. Şu an tam karşımızda ağacın arkasında. Bu kapı da 5. Leon dönemine tarihlendirilmekte. Hatta şu an size kapı lentosunu göstereyim. Mermer kapı lentosu. Şimdi gelin mezarlık kısmına gidelim. Orada iç surdaki kapıyı göstereceğim. Bu kapı sonradan açılmış. Evet. Karşımda türbe mevcut. Ve mezar taşları. Toklu Dede Haziresi. İleride burayla alakalı da ayrı bir video yaparız. Şu an surlara odaklandığımız için çok farklı konulara girmek istemiyorum. Evet, iç surlardaki kapı. Burada yapılan kentsel dönüşüm sonucunda bu kapı artık böyle kilitlendi. Ne yazık ki giremiyoruz. O şu an kilit açık görünüyor ama bilmiyorum içeri girilebilir mi? Ama her daim böyle kapalı tutuyorlar ne yazık ki. Evet. 15. kule. Tam karşımda. Türbe binası. Ebu Şeybe el-Hudri'nin türbesi. Ve hemen arkasında da 16. kule. Evet, turumuzun artık sonuna yaklaşıyoruz. Tabii turu bitirmeden önce size bir kitabe daha göstereceğim. 19. Kulenin kitabesi. Ne yazık ki bu kitabe kısmen de olsa ağacın arkasında kalıyor. O yüzden tamamını görebilmek mümkün değil. Bu sebeple ben size görsellerini ekleyerek bu kitabeyi göstereceğim. Ama öncesinde konumunu göstereyim. Hemen yukarıda şöyle işaret edeyim.
Kitabe'yi görebilmektesiniz. Burası 19. kule. Hemen arkasında bakın bir kule daha var. Orası da 20. kule. Yani Vlahana surlarının son kulesi. Onun da arkasında artık Haliç surları başlıyor ve Haliç surlarının 1. kulesini Vlahana surlarının 20. kulesinin arkasında görebilirsiniz. Şimdi oraya da gidelim ama öncesinde size Kitabe'nin bir görselini ve açıklamasını göstereyim. Evet, üzerinde Türk bayrağı olan kule 19. kule. Arkada 18. kuleyi görüyorsunuz ve 20. kule. Vlahana surlarının son kulesi. Evet, turumuzu burada sonlandırıyoruz. Eğer surlar, sur kapıları, surların kitabelerine dair daha fazla bilgi almak istiyorsanız 2021 yılında yayınladığımız İstanbul'un surları, kapıları ve kitabeleri kitabımıza göz atabilirsiniz. Burada tabii sadece Vlahana surları yok. Teodosius surları, Haliç surları, Marmara surları ve bu surlara ait kapılar, kitabelerle alakalı ayrıntılı açıklamalar bulabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.